mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey ma, we gonna be alright. Dry those eyes. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yapamadım. Bugün bir soru cevap videosu yapacağım. Çünkü cidden bayağı uzun zamandır yapmıyordum ve bayağı herkes bir şeyler artık merak ediyordu. Dedim ki, bu arada video çekeceğim için bunu yaptı, şimdi başladı. Şöyle. Ve sorularınızı aldım. Tabii ki herkesin sorusunu cevaplamayacağım çünkü özellikle sevgilim var mı sorusu, yani bu kadar çok gelebilirdi. Yani yaklaşık 500 kişiden falan geldi. Şaka yapıyorum. Şimdi yeni izleyenler sanki sanacaklar ki 500 kişi beni takip ediyor. Yani yaklaşık 110-120, belki sabah bakmadım 130'a kadar çıkmıştır sorular. Başlayalım. Sana 100 bin... Sana 100 bin... Ay konuşamam. Sana 100 bin lira verecekler. YouTube özelliğini kapatır mısın ve lütfen o anı aklında yaşa demiş. Ahmet. Şu an 100 bin TL düşünürsek araba alınır. Belki bu evi satıp diğer bir ev alırız. Yani şöyle yapardım. Kapatırdım bir sene falan, iki sene. Ondan sonra ekipman toplardım o parayla. Biraz daha böyle güzel bir yerlere falan taşınırdık herhalde. Ondan sonra başka bir kanal açacak yer verdim. Nerede öleceğini mi öğrenmek isterdin? Ne zaman öleceğini mi? Evet. Şu an cidden bayağı değişik bir soru ve güzel soru. Bana böyle sorularla ilgili. Şimdi... Nerede öleceğimi bilmek, nasıl öleceğimi bilmek oluyor. Ne zaman... Ya ben ne zaman derdim. Spor başladın ya, diyet yapıyor musun ablanı ve seni çok seviyorum. Aile pink dersen seviyorum. Teşekkür ederim. Bu arada video çektiğim için iki arkadaşım çıktı. Yani bu aralar çıkmıyordu. Bu arada ses gelmesin diye bütün camları kapadım ve şu an ölüyorum. Her YouTuber aynı şey diyor. Ama cidden ölüyoruz. Şu an yani spora başladım, bir tam olarak spor salonuna başlamadım ama burada kendi yapımda spor yapmaya çalışıyorum ve şu an diyetle ya da sağlıklı beslenmeyle beraber ikisini beraber yani götürmüyorum şu an ama spor başladığımda gayet götüreceğim. En yakın arkadaşların kim ve onlarla beraber özel bir gün olsa ne yapmak istersin aşkım demiş. Eylül aşkım sor. Şimdi en yakın arkadaşlarım yani buradansa yani Yeşimler, Ahmet, siz falan, yani ben çok ayırmam arkadaşlarımı. Özel bir günde ne yapmak isterim? Kesinlikle yani bir mekan olur, ev olur. Orada yani herkesin kafası birbirine uyuşuk olacak tabii arkadaş ortamında. Yani oturup cidden böyle sohbet etmeyi veyahut da böyle eğlence, bir parti yapmayı falan çok isterim. Hatta böyle gezmeyi falan. Bunu sorduğum bir şey yapmıyorum. Neden bu kadar yumuşak kalplisin ve tatlısın demiş. Çok teşekkür ederim Zeynep. Normal iltifatları okumam ama çok tatlı, yumuşak kalpli. YouTube kanalı açmayı ne zaman ve nasıl hayal ettin demiş. Hayal etmişim. Ne zaman hayal ettim? Ben 5. sınıftan falan beri istiyordum zaten ve şöyle bir şey var, yani bir şey varsa şey derim, neden ben ona başlayayım, neden yapmayayım, yani böyle bir karakterim var bilmiyorum, o yüzden böyle bir hayal ettim, dedim acaba nasıl olur falan. Da çok hatırlamıyorum, 3 sene önceydi. YouTube'da sana en çok destek verenler kimleriydi demiş Furkan. Furkan'ı bu arada tanıyorum ama onunla da ve başka yani bir 10-15 kişiyle falan YouTube sosyal medya sayesinde tanıştım ve cidden normal arkadaşlarımdan daha yakın oldular bana. Furkan mesela kitapları gönderdi, çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarım... sıcak, cam açacağım. Falan montaj konusunda veyahut da hani bayağı bir şey sordum. Çok fazla yardımcı oldular. Çok teşekkür ediyorum. Burcun ne? Koç burcuyum. Yani evet. Gözlerin lens mi? Gözlerim lens değil. Yani şöyle göstereyim. Yani lensin üzerine gözlük takamayacağım göre bu soru çok geliyor bana. Aşırı çok geliyor. Bütün sorulara cevap verecek misin diye soracağım için de cevap şey olmuş. Bütün sorulara cevap vermeyeceğim çünkü veremem istesem de. Neden hiç canlı yayın gelmiyor? YouTube'da çek lütfen demiş. Yani şöyle, YouTube'da açıyorum. Yani orada da geliyor, bayağı kişi geliyor aslında ama yani benim zamanım olmuyor açıkçası arkadaşlar. Veyahut da hani evde odamı bildiğiniz gibi yani 3 kişi kullanıyoruz.
İşte ablam geliyor, o oluyor vesaire veyahut da ben yemek hazırlıyorum. Hani biraz meşgulüm. Sanki böyle ay çok meşgulüm gibi bir tavır sergilemedim. Yanlış anlamayın. Ego bana gördü. Başka gün kalmadı değil mi? Çok çekeceğim değil mi? Okul alışverişi vlogu yap ama kırtasiyedeyken alırken çek, öbür türlü sıkıcı olur gibi bir şey demişti. Şöyle okul zaten alışveriş kesinlikle gelecek. Mesela geçen sene şok, A101, BİM. Yani ben sırf bunlardan yaptım ve çok merak ediyordum. Bayağı ilgi çekmişti geçen sene ve ben 170 lira falan toplam alışveriş yapmıştım. Onun da videosunu çekememiştim. Çok üzülmüştüm. Ama bu sene bomba gibi gelecek. Özellikle okul dönüş videoları çok güzel gelecek. Liseye başladığın ilk gün vlog çek lütfen demiş. Yani çekecek misin gibi algılıyorum. Soru olarak algılayın siz de. Şöyle... yani ben çok utangaç insanım ve daha hani kendimle yüzleşebilecek bir insan mıyım bilmiyorum. Ve bizim okulumda telefon da yasak olabilir. Hani şöyle giremem liseye. Ama o gün anlatan bir şey çekebilir. Yani o günün sabahını, hazırlanışını, çıkışını falan çekemem ama okulun içerisinde çekemem. Ama çekmeyi düşünüyorum. Neden çok az video var demiş. Ya bence videolarım az değil ama sık sık atamıyorum diyor. Biliyorum ben bir haftada bir tane atıyorum ancak. Bence yine de bu iyi. Çünkü ekipman çok az. Mesela şu an bu kadar tripodla çekiyorum. Tripodum bozuldu. Kameramı kullanamıyorum. Bilgisayarım yok. Biraz zorluyor beni. Annem kaç yaşında? Annem 48 yaşında. Evet. En küçük evet olduğum için ve abim de 25 yaşında olduğu için biraz bana göre annem büyük olabilir. Yani öyle düşünüyorum. Ama ilk çocuk olmadığım için. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun demiş. Biliyorsunuz ki YouTube yeni bir politika çıkardı ve ben Şubat'tan beri hiç para kazanmıyorum. Şu anda hesabımda 17 lira gibi bir para var. Ve şu an artmıyor artışları. Yani zaten ticari amaçlı kullanmıyorum YouTube'u. O yüzden benim için hiç sıkıntı yok. Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşiz. Ben, ablam, abim. Spor lisesine... Spor lisesine gitmek istiyordun galiba olmadı. Hangi okula gireceksin, kim yapacaksın demiş. Herkese bu şeyi sormuş. Spor lisesine gitmek istiyordun galiba. Evet, anlamışım soruyu. Evet, olmadı. Ve meslek lisesi şu an çıktı ama nakil yaptırdım. Nakil değil ya, tercih yaptım. Puanı kaçmış? LGS puanım 218. LGS gününü anlatır mısın demiş. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Kanalımda videosu var. Ve o günü vlogladım yani. Herkes ağlıyor stresen. Ben bizim arkadaşlar bugün LGS'ye gidiyorum. Ne kadar kazanıyorsun demiş yine. Kazanmıyorum. Şu an yani bir para falan çekmiyorum. Boyun kaç? Boyun kaç? İki kere sormuş. Boyun 1.57. Beden hocası olmak istemeseydim ne olurdu seni seviyorum. Teşekkür ederim. Beden hocası olmak istemiyorum zaten. Antrenör olmak istiyordum ama onun yerini şu an bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle grafik ve fotoğrafçılık okuyacağım ve yani onu okumak da istiyorum açıkçası. Ve böyle stüdyo veyahut da ajans tarzı yerlerde çalışmayı istiyorum çünkü seviyorum bayağı. Bilgisayarın özellikleri demiş. Bilgisayarım yok. Nereden çıkardın onu? YouTube'da ne kadar kazanıyorsun? Yani okumayacağım bir daha. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun gibi bir soru okumayacağım bir daha. Kaç yaşından beri YouTuber olmayı düşünüyordun? Ya zaten YouTube'a başladığımda küçüktüm ve onun öncesinde çok düşünmüyordum yani. Böyle bir sene falan herhalde izliyordum YouTube'u. Sonra istedim başladım. Yabancı dizi önerir misin? Yani çok yabancı dizi izlemem. Dizi izlemem çünkü Team Wolf'da da öyle oldu. La Casa de Papel'de de öyle oldu. Yani hepsinin ne kadar mükemmel olursa olsun bırakıyorum ve izleyemiyorum. İşim çıkıyor. La Casa de Papel'i çok beğendim. Zaten iki tane izledim. İkisini de çok beğendim. Team Wolf ve La Casa de Papel'i çok öneriyorum. Bu arada sizden de zaten dizi önerileri istemiştim. Yabancı dizi. Şu an unuttum. Yabancı bir sürü dizi önerdiniz. Hepsini de araştırıp izleyeceğim. En sevdiğin dizi. Türk dizisi olarak Ege'nin Hamsi'si. Canım Buse ablacığım oynuyor çünkü orada. Yani dizi olarak 4 ne bir hikaye izliyorum. Bu soru vardı onunla alakalı. Yani Türk dizisi çok izlemiyorum. Şu an aklıma da gelmedi zaten. YouTube kanalı açma fikri nereden geldi? Biz Şevval'le beraber, Şevval'in 2 yaş küçüktük galiba. Onunla beraber açmıştık ve zaten istiyorduk. Ondan sonra İkizler Dünyası'ydı kanalın ismi. Sonra video yükleyemedikten sonra
Ben kendi kişisel hesabımı yaptım ve kendimi de yüklemeye başladım 2 senedir de. Yusuf'tan bu arada YouTube kanalı açma ile alakalı bir sürü soru gelmiş. Onları da cevaplamayacağım. Bunu cevapladım, yeterli olur. Cildin için ne kullanıyorsun? Zaten cildimin problemli olduğunu görüyorlar. Şurada mesela 2 tane sivilce çıktı. Buralarım biraz kızarık. O yüzden böyle özel krem falan kullanmıyorum ama alsam iyi olacak. Okullar başlayınca alacağım sinoz falan. Sabahleyin şey kullanıyorum. Şu Nivea'nın temizleme köpüğünden. Sonra Garnier'in 3'e 1 arasını kullanıyorum. Bir de kremliyorum Nivea'yla. Lise olarak ne yapacaksın, nereye gideceksin? Şu an bir meslek, Anadolu Meslek Lisesi'ne çıktım fakat Anadolu'yu tercih ettim. Bakalım ne olacak. Neden dersini hiç tınlamıyorsun ama seni seviyorum. Teşekkür ederim. Şöyle söyleyeyim. 8. sınıfta falan yani böyle çok dersle alakalı konuştum. O zaman vloglarımdan görmüşsünüzdür. Niye tınlamıyorum? Tınlamıyorum demek yanlış olur aslında. Bildiğiniz gibi spor sesini hazırlıyordum ve benim için alacağım puan yeterliydi. O yüzden giremedim spor sesine ve ileri bir görüşlü olduğum için bu kadar saçma bir sistemde olacağım için çalışmama gerek yoktu. Görüyorsunuz çalışıp 95 ortalamayla giremeyen var. 55 ortalamayla Anadolu Lisesi'ne giren var. Neyse çok sinirlendim şu an. Fan sayfaların hakkında ne düşünüyorsun? Ya cidden o kadar tatlılar ki ve ablamla kavga ediyoruz. Ablam gidip fan sayfalarımı, ifşalarımı atıyor ve onlarla paylaşıyor. Buradan sesleniyorum. İfşalarımı atmayın. Bir de Facebook'tan eski fotoğraflarımı buluyorsunuz. Ama güzel montajlarınızı bekliyorum. Hepinizi tek tek takip ediyorum. GT kesinlikle size yapıyorum. Yani çok tatlısınız. Özellikle videoları çok seviyorum. Videolar çok çok güzel oluyorlar ve yani kaç sevgilin oldu? Yani sevgilim olmadı. Ya zaten daha 8. sınıftayım. Yani platonik. Ne haber? Kız sen de liseli oldun, ben liseli oldum. Hadi liseye. Bu soru değil ama olsun. Hayatında en ama en sinirlendiğin an. Yani enleri söyleyemem şu an çünkü düşünsem olmaz. Ama en çok sinirlendiğim şeyler ki Koç burcum aşırı çabuk ufacık şey sinirlenirim. Benim değer verdiğim şey biri ellerse özellikle benim para verip mesela makyaj malzemesi ablam dokunduğunda çıldırırım. Veyahut da benden izinsiz aldığında çıldırırım. Yani bunları çıldırırım. Veyahut da hani şey yapmam. Mesela benim karşımdaki yalan söylüyorsa ve ben onun yalan söylediğini biliyorsam bana onu anlatıyorsa deliririm yani. Annem baban ayrı mı diye bir soru gelmiş. Evet arkadaşlar size açıklıyorum artık. Annem babam. Ayrı. Değiller. Hayır değiller yani. Bu soruyu nereden kanat geldin anlamadım neyse. Neden spor ses demiş. Neden spor ses hazırlanıyorsun gibi bir şey. Bu spor sesle alakalı bayağı soru geldi zaten. Neden? Çünkü ben 4 senedir voleybol oynuyorum. Beni direkt spora yönlendiler. Çünkü kafam derslere basmıyor. Yani sporda da iyi olduğum için. Onu denemek istedim. Göz kusuru nedir? Hipermetrop, yakın, uzak, kayma, şaşı, 5 numara. Seni çok seviyorum. Çok güzelsin demiş. Teşekkür ederim Melinay. Seni çok seviyorum. Adını kendin koysaydın ne koyardın? Lütfen sorumu cevapla ve gerisi görünmüyor. Şöyle. Yani oraya kadar okuyabiliyorum. İsmimi ben Deniz ismini bayağı seviyorum ve Deniz olmasaydı su falan koyardım. Yani cidden çok hoşuma gidiyor. Sevdiğin biri var mı? Bu arada videoda adımı söylersen sevinirim. Adım Diclenaz Dinler. Sevdiğim biri şu an yok. Düşünmüyorum. O ne kadar saçma. Seveceği insan düşünür mü ya? Yani düşünmez mi? Düşünmemesini düşünür mü? En sevdiğim 3 makyaj malzemesi. Ben ruju çok ve dudak ürünlerini çok seviyorum. Rimeli çok seviyorum. Bir de highlighter böyle. Yani çok hoşuma gidiyor. Nerede oturuyorsun? İstanbul'da oturuyorum. Çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Çekilişle alakalı bir şey söyleyeyim. Sonuçta biraz daha ileride açıklanacak. Kaç kilosun? En son 57'ydim. Sonra kilo aldım bayağı. 57.8 oldum. Sonra yine kilo aldım. Bu spor sesini kazanınca biraz da yapıyoruz. Ona girdim ve spor bıraktım. Çok sağlıksız beslenmiştim. Şu an 58-59 rahat varım.
En çok izlediğin YouTuber başarına başarı katacağını eminim. Teşekkür ederim sıra. En çok izlediğim YouTuberlar Orkun Işıtmak, Buket Sena, Çağla Demirel, Meryem Can. Meryem çok çok değil ama izliyorum. Merve Özkaynak. İşte Marukafa. Rayman, Berkcan. Yani bunların hepsini izliyorum. Gündemdekilerin hepsini izliyorum. Annem babanın arkadaşıyla kaldığını kızmıyor ve de sınav sonucuna kızmadılar mı? Arkadaşımla zaten bir kere kaldım. Onda da annemin evi vardı. Babamın haberi yoktu. Annem de kızmadı ama böyle soruyla geldiğimde kızıyor. Yani çünkü hiç kimse neredeyse istemiyor ne kadar güvense de. O yüzden kızmıyor. Ve sınav sonucuma da kızmadılar. Çünkü bu kadar berbat bir sistemle bence kızacak aileler. Bir önce araştırsan sonra çocukların üzerlerine gelsinler. Soyadından memnun musun? Memnunum ama hani illa bu olacak diyemem. Bundan başka da olabilir. Peki eğer Türkiye'de doğmasaydın nerede doğmak isterdin? Yani Amerika olabilir. Böyle biraz daha sosyal, güzel. Veyahut da Çin'de olabilir. Orada mesela YouTuber'lık için bölümler açılmış. Çok güzel. Ayak numaram. 38 ama ayaklarda 38,5 oluyor. Bayağı büyük. İsmin Deniz olmasa ne olmasını isterdin? De bunu soruyu cevaplamıştım. Markalardan sana niye hediye gelmiyor diye sormuş. Çünkü daha 2800 abonelik bir kanalım. Küçük bir kanalım ve bana reklam verseler onların kazanacakları şey pek şey değil. Ama zaten bundan söyleyemedim. Ama zaten bir marka şu an gönderdi. Lens düşünüyor musun? Evet, 16 yaşında lens takacağım. Ev turu gelecek mi? Ev turu biraz daha ileride gelecek. 50-100 bin falan. Sporcu olmayı nasıl yapıyorsun? Akla nasıl koydun? Seni seviyorum. Teşekkür ederim. Sporcu olacağım demedim çünkü küçük yaşta başladım. 4-5. Sınıfta falan. Yani bunu sakın ego olarak karşılamayın. Beden öğretmenlerim işte yani ilk defa voleybol tanıştığım zaman şey demişler anneme. İşte doğuştan yeteneği var demişler. Ablam da aynı şekilde öyle. O yüzden bu sene tatile gidersen vlog çekebilir misin? Evet. 4 gün sonra falan sonunda tatile gidiyoruz ve bol bol vlog çekeceğim. Belki havuzun altında falan görüntüler çekerim. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Ve istediğiniz gibi zaten çekeceğim. En sevdiğin cips türü mükemmel sorular sorarım kesinlikle. Doritos peynirli. Vazgeçtim. 20 kiloyu oradan almışım. Nerelisin? Arnavut göçmeniyim. Makedonya tarafından. Yani Üsküp'üyüm. Yani Makedonya. Hangi liseyi kazandın? Bir tane buralarda Anadolu Meslek Lisesi. Şu an geçiyorum. En sevdiğin ders. Yani çoğunlukla eğer gerçekten beden dersinde spor yaptırıyorsa ve hani böyle voleybol maçları falan yaptırıyorsa beden eğitimi. Ama eğer konuları anlarsam matematik de fen de çok seviyorum. Tekrar tercih verdim. Evet, dün tekrar tercih verdim. Neden spor yapıyorsun? Spor yapmaya ne zaman başladın? Bunları zaten cevapladım. Nasıl fenomen oldun? Ben fenomen değilim. Fenomen değilim. Lütfen. Çünkü fenomen olmanız için mesela yoldan 20 kişi çevirseniz en az birinin sizi tanıması lazım ki bu benim için imkansız bir olay. Nerede yaşıyorsun? En sevdiğin makyaj malzemesi, en utandığın an. Seni seviyorum. Teşekkür ederim. İstanbul'da yaşıyorum. Makyaj malzemesini söyledim. Utandığım an diyemem ama dünyanın en utangaç insanıyım. Özellikle yeni ortamlara girdiysem, orada birini tanımıyorsam falan aşırı utanırım. En sevmediğin YouTuber'lar. Yani bir tane kız var sadece. Lütfen yanlış anlamayın. Normalde söylemem. Ya şu Aylin Tekin'in kardeşi olan Ayça ile hep vlog çekiyor. Galiba da Nazlı. Kız hiç hoşuma gitmiyor nedense. Bilmiyorum. YouTube'da çok başarılısın ve ortaokuldaki hareketlerini görüyorum. Abla diyebilecek insansın. Yani sanırım ortaokulumdan birisin. Tanımıyorum ama ortaokula ziyaretime geleceğim. Kendime gideceğim. Ziyarete geleceğim, o zaman görüşürüz. Teşekkür ederim. YGS gelecekleri tavsiye ne demiş? Bence eğer aynı şekilde sistemi değiştirmeseler ki bu imkansız çünkü veliler şikayet etti. Hiçbir şekilde çalışmayın. Dediğim gibi 95 ortalamayla alan nereye gitti? Gidemedi yani. Açıkta kaldı. Ve 55 ortalamayla Anadolu Lisesi'ne girdi yani. Bilmiyorum. Ama değişirse derslerinde çalıştım. YouTube kanalının kaçıncı senesi? 2,5. LGS'ye tekrar girme şansın olsa daha çok çalışıp girer miydin? Yani pişman mısın demiş.
Hayatta girmezdim. Müslüman da değilim. YouTube'da iyi abonen var. İzlenmelerinde aynı şekilde ama niye burada takip etmemişler, ben ediyorum gibi bir şey demiş. Gerisini okuyamadım. Bilmiyorum. Instagram'dan beni takipte kalın. Yani sonuçta birini takip etmek için şey dersiniz. Bu bana ne kazandıracak ki gibi. Veyahut da görselciden. Yani fotoğraflarım o kadar berbat değil. Hikayelerimde de çoğunlukla komik şeyler oluyor. Veyahut da size indirimlerden bahsediyorum bazen. Yani güzel şeyler paylaşayım düşünüyorum. Takip alabilirsiniz. Bunlar bir kere izliyor musun? Veya dizi hakkında düşünüyorlar. Neler severek izliyor musun? Bundan bir önceki bölümünü kaçırdım. Ama severek izliyorum. Gayet başarılı ve güzel olduğunu düşünüyorum. Dizi ilerler yani. Kaça geçtin demiş? 9. lise 1. 9. En çok sevdiğin ünlü. Ama bu işte YouTube'dan mı? Şarkıcı olarak mı? Oyuncu mu? Yani ama şarkıcı yok. Merve Özbey'i çok severim mesela. Büyüyünce ne olmak isterdin? Ya şu an pek aslında bunu yani bu olacağım diyemem. Biz eskiden veteriner olmak istiyordum, sonrasında fotoğrafçı olmak istedim, sonra sporcu olmak istedim, sonrasında antrenör olmak istedim. Şimdi ne olmak istedim bilmiyorum. 6. 7. 8. ortalamaların kaç demiş? Sınıf ortalamalarının yani şöyle 74, 76, 77 diye böyle gidiyor. Ama 70'lerde yani. Bunu açmak nereden aklına geldi? Benim aklıma gelmedi. Şevval'le beraberdi. Hangi liseyi tercih edeceksin Deniz? Cevap varsa sevmiyorum. Konuşamadım. Hangi liseyi tercih edeceksin Deniz? Cevap varsa sevinirim. Seni seviyorum. Tercihlerimde iki tane Anadolu Lisesi, bir tane Sağlık Lisesi, bir tanesi de Meslek Lisesi. Her şeyden yazdım. Bakalım hangisi çıkacak. Bu arada sorularınız için çok 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 teşekkür ederim. Hepiniz kocaman öpüyorum. Cevaplayamadım çoğunuzu çünkü anlatıyor sorularda ve hatta biraz da saçma cevaplayamayacağım sorularda. Bu tarz soru cevaplarım videosunu istiyorsanız bunlardan daha da açık sorularınız varsa Instagram'da bana DM olarak atabilirsiniz. Ya direkt şeyliğine soru cevap videosu çekleyin. Ben direkt yine böyle bir şey paylaşayım. Siz de oradan atarsınız bana. Kocaman hepinizi öptüm. Görüşürüz. Başka diğer güzel videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve Instagram'dan da beni takip almayı unutmayın.